Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dış bükey ve iç bükey kavramlarını öğreneceğiz. Önce dış bükeye bakalım. AC ve BD köşegenler verilmiş görüyorsunuz ve burada bir alfa açısı verilmiş. Buradaki ben dörtgenin alanını e, bu köşegenleri çarparak ve ekstra sin alfa ile çarpıp ikiye bölerek bulurum. Buradaki sin alfayı şu an e, açıklayacağım arkadaşlar birazdan burayı bitirdikten sonra. E, çevre nedir? E, biliyorsunuz çevresi bu kenarların Toplamı olmuş olacak üçüncü bir kuralımız var burada şu S1'ler S2 S3'ler e, Buradaki üçgenlerin alanı arkadaşlar bakın Şuradaki S1 Şuradaki üçgenin Burası buradaki üçgenin alanları S1 ile S3 alanını çarparsanız S2 ve S4'ün çarpımıyla Eşit olmuş olacak Evet bu dersimizde şu sin alfayı açıklamak istiyorum arkadaşlar e, Önce bir sayfa aç, açayım Evet arkadaşlar biz özel üçgenleri öğrenmiştik. Özel üçgenlerde ne vardı? Ee, 90, 45, 45. 90, 30, 60 yani 30, 60, 90 üçgeni 45, 45, 90 üçgeni vardı. 45, 45, 90 üçgenini öncelikle inceleyelim. 45'in karşısına A dersek. 90'ın karşısı a kök 3 a kök 2 olur demiştik arkadaşlar. Burada bakalım. 30'un karşısına A dersek 60'ın karşısı A kök 3 90'ın karşısı 2A olur demiştik. Peki bizim bu bahsettiğimiz sinüs yani kısaca sin diye gösteriyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Bu arkadaşlar e, burada da bir açımız oluyor. Alfa diyelim. Bu alfa açısının anlatacağım yine şekilde. Alfa açısının karşısındaki ile hipotenüsün bölünmesidir arkadaşlar bu hipotenüs dediğim şey bakın şöyle yazayım hipotenüs 90 derecenin karşısındaki kenar demektir 90 derecenin karşısındaki kenar demek Evet şimdi hemen göstermek istiyorum şöyle. E şurada mesela 90 derecemiz var burada. Karşısındaki kenar A kök 2 olmuş oluyor. Buradaki 90'daki karşısındaki 2 A olmuş oluyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Mesela bana öncelikle şuradaki 45 45 üçgenine bakalım. Eğer bana sin 45'i soruyorsa 45 derecedeki sin'i soruyorsa karşısında ne var? Bakın 45'in bu 45 ya da bu 45 fark etmiyor. Karşısında ne var? A var. A'yı yazıyorsunuz karşı dedik ya formülde. Evet karşısındakini yazdınız A. Peki hipotenüste ne var? Yani 90'ın karşısı demek hipotenüs. A kök 2 var. Evet böyle yazıyorsunuz tamam mı? Çok basit. Sin 45'i sorduğunda a bölü a kök 2 diyorsunuz. A'lar gitti. Burada ne olur? 1 bölü kök 2 kaldı. Buradaki kök 2 ile paydayı genişletirim. Paydada kökü istemem genelde. E, kök 2 ile 1'i çarptım. Kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsanız 2 olur. Yani sin 45 neymiş? Kök 2 bölü 2 2'ymiş. Genelde bu halini kullanıyoruz. Şu e, 1 bölü kök 2 halini kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet sin 45 bu. Birkaç değer var zaten. Şimdi buradaki üçgene bakalım. 30-60-90 üçgenine bakalım. Mesela sin 30 kaçtır arkadaşlar? Bunu arıyoruz. Sin 30 üçgen gelecek hemen aklımıza. Ee, karşısına var 30. 30 derecenin karşısında ne var? A var. Peki karşı bölü hipotenüstü ya sin. Sin demek neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Karşısını yazdık 30 dereceninkine. Hipotenüs ne? 2A. A'lar gitti ne oldu? 1 bölü 2. Demek ki sin 30 neymiş? 1 bölü 2. Tamam mı? Çok basit. Sin 60'ı bulalım. Sin 60'ta ne var? Bakıyorum 60 derecenin karşısına A kökü 3. Peki hipotenüste ne vardı? Yani 90'ın karşısında ne vardı? 2A vardı. A'lar gitti. Kök 3 bölü 2 oldu. Evet. Bunları arkadaşlar zamanla zaten ezberleyeceksiniz ister istemez. Sin 45 kök 2 bölü 2. Sin 31 bölü 2. Sin 60 kök 3 bölü 2. Sin 90'a bakalım. Sin 90. Evet arkadaşlar. Sin 90'ı düşünürsek 90 derecenin karşısında ne var? 2A ne var yine 2a yani sin 90'ımız ne olmuş oldu 1 ee, olmuş oldu tamam mı evet bunları şu an için bilmeniz gerekiyor bunlar önemli çünkü buradaki hep çokgenlerde alan bulmalarda vesaire hep bunları kullanacağız o yüzden burayı e, önemseyin arkadaşlar üçgenlerden çıkıyor üçgenleri zaten öğrenmiştiniz evet Umarım anlaşılmıştır. Kosinüsü vesaire geçmiyorum. Sinüs şu anda bilelim yeter. Evet şimdi. Bunu altı aldım. Hemen e, sorulara geçmek istiyorum zaman kaybetmeden. Bakalım arkadaşlar. Birinci soruya bakıyoruz. A alan ABCD dörtgeninin alanını soruyor bize. Şimdi ben görüyorum ki burada köşegenlerin uzunlukları verilmiş. Bakın Neydi alan formülümüz? Şöyle. Heh. Neydi? Köşegenlerin çarpımı. Yani AC. Şu uzunluğu demek arkadaşlar. Bir dakika şuraya yazamıyorum. E, sileyim hepsini. Şuradaki AC köşegenine bakın. 6 ve 4 toplarsanız ne yapar şuradaki uzunluk? 4 ile, to ile 6'yı toplayın. 10 yaptı. Burada D, B, B'de uzunluğu ne? Köşegenin uzunluğu ne? 4 ile 8'i toplayın. 12 yaptı. Tamam mı? Evet. Ne yapmam gerekiyordu alanı bulurken? Bu iki köşegeni çarpıp şöyle 10 çarpı 12 çarpı sin. Bu aradaki açı 30 olduğu için sin 30 oldu. Evet. Şöyle Yazayım. Hı. Sin 30 oldu. Bölü ne diyecektim? 2 diyecektim arkadaşlar. Tamam mı? Ne oldu burası? Sin 30'u önce düşünelim. Sin 30'a ne demiştim az önce? Ee, yine direkt o üçgeni düşünmeniz gerekiyor. Ee, 30'un karşısına A diyorduk. Hipotenüsün karşısında 2A oluyordu. Yani A bölü 2A'dan 1 bölü 2 idi. Sin değerimiz. Az önce ben yazdım ya siz hemen not alın bir kenara. Ben anlatırken de aklınızda bulunur. Tamam mı? 1 bölü 2 oldu. 12'yi çarp. Şöyle. 10 12 çarptık. 120. 2'ye böldük. 60. Tamam mı? 60 bölü 2'den 30 gelmiş oldu. Ee, bu dörtgenin alanı. Aşağıdaki soruya geçiyorum. Ne diyor? AC'yi 11'im. Bakın bir köşegeni vermiş. 10. Burada BD'yi D'yi diğer köşegeni vermiş. 8. Ne yapacağım alanı bulmak için? 13, 10 çarpı 8 çarpı sin 60 bölü 2. Evet arkadaşlar yazamıyorum kusura bakmayın. Evet sin 60 nedir demiştik? Kök 3 bölü 2'dir demiştik. Tek tek açıklamayacağım arkadaşlar. Her seferinde o üçgenden nasıl çıktığını anladınız bir kere. Ee, bundan sonrasını ben kafadan yazacağım hep. Evet burası kök 3 bölü 2 arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi 10 8'i çarptım. 80. Evet. Bayağı sinirim bozuldu şu anda. 80 çarpı. Kök 3 bölü 2. Ve bölü ikisi var. Şuradan ne geldi? 40. 40 kök 3 bölü 2. Onu 2'ye bölerseniz 20 kök 3 çıkar. Tamam mı? Evet hepsini sileyim. Evet üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Yine bir dörtgenimiz verilmiş burada. Bakın bir, iki, üç, dört kenarlı. Tamam peki bunun köşegenini nasıl çizeceğiz? Bunu şöyle farz edin. Şurası içe doğru katlanmış ya dörtgende. Ben gelip şu B'yi buraya taşıdığımı düşünün. Şuraya B'yi taşıdım. Tamam mı? Hani sanki bir kağıt burada böyle katlanmış diye düşünün. B'yi şöyle açtım buraya doğru. Açarsam ne oldu? Yani açtığımı farz ediyorsunuz sadece. Tam olarak açmadık. Ee, evet burada bir köşegen oluşmuş oldu arkadaşlar tamam mı şöyle ve şöyle bir köşegen oluştu burada ne vardı birimimiz 6 birimde şuraya 6 vermiş buraya ne varmış 12 oluyor toplamında 6 ee, çarpı 12 çarpı sin 120 sin 120 arkadaşlar arkadaşlar ee, Birbirlerini 180'e tamamladıklarından dolayı oraları çok ayrıntılı anlatmadım bilerek e, sin 60'a eşit olacak. Birbirlerini çünkü 180'e tamamlıyorlar ve bölü 2 olacak arkadaşlar. Şurası 6, burası 12, burası sin 60. Evet şurası sin 60 arkadaşlar. Sin 60 neydi? Kök 3 bölü 2. Bakın burası neden sin 60? 120 ile sin Sin 120 ile sin 60 neden eşit oldu? Birbirlerini 180'e tamamladıkları için derece olarak, tamam mı? Burası ne oldu? Kök 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Öncelikle şey yapalım, Şurayla Şurayı da şuraya sadeleştirelim. 6, 36 oldu. 36 ile eşit dediğim, 36 ile kök 3 bölü 2'yi çarparsanız, çarpamıyoruz. Kök 3 bölü 2, şunu şu sadeleşse 18 bölü, ay, 18 kök 3 olur arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten cevabı. Evet. Dördüncü sıraya geçiyorum. Yine köşegenlerin uzunluklarını veri, vermiş. Alan bulacağız. Sin atmış diyeceğiz. Ne oldu? 4 kök 3 vermiş. Bir köşegeni. Diğerini 4 vermiş. Tamam. Sin atmış dedik. Sin atmış neydi? Kök 3 bölü 2. Bunu direkt yazayım artık. Kök 3 bölü 2. Şurası 3 ve bölü ikisi var. Şimdi arkadaşlar 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Çarpma halindeler ya bunlar aralarında çarpma var. Sadeleşebiliyor. Burası 2 oldu. Kök 3 ile kök çarparsanız istediğim şeyde çarpabiliyorum. 3 olur burası. Tamam mı? 4 ile 2'yi çarptık. 8. 8 ile 3'ü çarptık. 24 bölü 2'den. Cevap ne gelecek? 12 gelecek arkadaşlar. Evet. Hemen buraya bakalım. 5. soruya bakalım arkadaşlar. Hmm, burada sayfa açayım ki daha kolay olsun. Daha hızlı gidelim. Evet arkadaşlar 5. soruya bakıyoruz yine e, AC 8 verilmiş köşegen, DB 8 verilmiş ve e, 30 derecemiz aralarında var. 5. soruda alana bakıyoruz nedir alanları? Köşegenlerin çarpımı 8 çarpı 8 çarpı sin 30 neydi? 1 bölü 2 bölü 2 olmuş oldu alanımız. Evet formülü uyguluyorum. 8 ile 2 sadeleşti 4. Şuradaki 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 2, 2 ile 8'i çarp 16. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki çevre ABCD nedir diyor. Bakın şurada ne var? 3, 4, 5 üçgeni var. Özel üçgenler. Bunu ortaokuldan gördüğünüzü biliyorum arkadaşlar. Hemen şurada göstereyim. 3, 4, 5. Bu bir özel üçgen. bunu hatırlamanız lazım. Şurada da ne var? Bakın. Eşkenar üçgen var. Burası 5 burası da 5. Burası da 5'tir. Tamam mı? Eşkenar üçgen. Şimdi ne oldu? Bakın. 3 4 5 5 çevresini hesaplamak için 10 topluyorum hepsini. 10 14 17 olmuş oldu. Şimdi 7. soruya bakalım. Alanlarını ona oranlayın demiş zaten aşağıda da e, C'yi sormuş. Ne demiştik? Karşılıklı olarak şuraya ne diyelim? S diyelim tamam mı? Ya da bu 5'le karışmasın arkadaşlar. Evet A diyelim. Evet karşılıklı çarp çarpıldığında eşit oluyorlardı birbirine. 4 ile a'yı çarptım. 4a. 4a eşittir 6 ile 6'yı çarptık 36. 4a 36 ise a nedir? 9'dur arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar basit. Yazamıyorum ama anladınız diye düşünüyorum. Evet. 8. soruya bakalım. Bu biraz daha uzun bir soruya benzediği için ee, açıyorum tahtamı. Pardon. Evet baktım buraya yine karşılıklı olarak e, alanları var. S1 ile S2'nin oranını sormuşum. onu ayarlayacağız şimdi arkadaşlar. 8. soruya baktım. Diyorum ki S1 ile 16'yı çarparsam S1 ile 16'yı çarparsam eşittir derim. S2 ile 12'nin çarpımına. Bakın burada benden ne istiyor? S1 bölü S2 istiyor. Ben şunu yazdım öğrendiğime göre. S1 bölü S2'yi nasıl oluştururum? Şurayı S2'ye bölersem şurada S1 bölü S2 oluşur mu? Evet. Bir de ne yapmam gerekiyor? Şuradaki 16'dan kurtulmam lazım. Çünkü burada 16 gibi bir şey yok yanlarında. O yüzden bir de 16 ile de çarpayım diyorum. Bu tarafı da aynısıyla bölmek zorundayım. Tamam mı? Yani S2 çarpı 16'ya bölüyoruz bu ifadeleri. Neden? Şurada S1 bölü S2 oluşsun. Şunlar gitsin. Gitti. Bakın burada da zaten S2'ler gitti. Tamam mı? Burayı S2 çarpı 16 ile e, böldüğüm için burayı da S2 çarpı 16 ile böldüm. Burada ne oluştu? S1 bölü S2. 12 bölü 16. Burada her ikisini de 4'e bölerseniz 3 bölü 4 olacaktır. Sadeleştirme tamam mı? Bunu 4'e böldük. Bunu da 4'e böldük. 3 bölü 4 bulmuş olduk. Şimdi 9. soruya bakalım. 9. soruda ne diyor? Yine 3, 4, 5 üçgenimiz var orada. Ee, alan A, D'yi sormuş oldu. Bakalım. Şimdi burada arkadaşlar köşegen uzunluklarını bilmediğim için yani şurada 3, 4, 5 bir tane köşegenin uzunluğunu biliyorum. Ama diğer köşegenin uzunluğunu bilemediğimden dolayı başka bir yöntem uygulayacağım. Normalde hani alanı iki köşegenin uzunluğu sin işte o derece ve bölü 2 yapıyorduk ki ya, aralarındaki e, açıya göre vesaire. Ama burada daha kolay bir yöntem var. Burada bakın e, üçgenlere ayrılmış durumda. Burası 3, 3-4 olan bir üçgen kenarları. Burada da yüksekliği 4 olan bir üçgen var. Şimdi burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine 3-4 şurasını 5 şuranın uzunluğu tamam. Öncelikle şuradaki üçgenin alanını bulayım. Evet çok karışık gözüktü. Burası 5. Tamam. Bundan sonrasını sayfada anlatayım. Evet arkadaşlar, hemen dokuzuncu soruya bakacağız. Ne oldu? 3 4 5 üçgeni oluştu. Öncelikle şuradaki Şöyle diyeyim, daha rahat olsun. Pardon. Şurası 4, burası 3, burasını 5 dedim. Neden? 3 4 5 üçgeni özel üçgen. Buraya da 4 vermişler. Diyorum ki öncelikle şuradaki Ee, üçgeni bulayım. Evet. Nedir buradaki üçgenin alanı? İki kenarı, iki dik kenarı çarpımı bölü 2. Ne gelir buradan? 6 geldi. Şuranın alanı neymiş? 6. Tamam mı? Şimdi şuraya bakıyorum. Şu üçgeni nasıl bulabilirim? Nedir burada? Bir de üçgenin bir bulunma daha formülü var. Ya iki tane dik kenarını çarpıp ikiye bölersiniz. Ya da taban çarpı yükseklik bölü 2 dersiniz. Tabanı 5 bulduk. Yüksekliği 4 bölü 2. Buradan ne geldi? 10. Yani şuradaki üçgeninki de 10. Ne oldu arkadaşlar o zaman bu tüm bu dörtgende şu iki alanı e, toplarsak 16 olmuş oldu. Evet. 10. sorumuza bakalım. Yine 10. soruyu da çizeyim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Burada ne var? 60, 30, 30 60 90 üçgeni. Bakın 30'u vermemiş ama 90 ve 60'ı gördüm. Burası 30'dur derim. Şurayı 4 vermiş. Burasıyla burası eşit demiş. Tamam, bundan sonrası bana kaldı. Diyorum ki 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3. 90'ın karşısı 30'unkinden 30'unkinin 2 katı. Yani 8 olmuş oldu. Burası ile burası eşitse burası da 8. Tamam mı? Diyor ki alan ABCD e, kaçtır diyor. Şurası dikmiş. tamam. Burada arkadaşlar hatta buralara 45 45 kalır. Burası 90 olduğu için. Burası 8 8 8, 8 kök 2 olacaktır. Bakın bütün kenarları da bulmuş olduğum. Şimdi diyorum ki öncelikle e, ee, şöyle ha şuradaki üçgenin alanını bulayım. Nedir? İki dik kenarın çarpımı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'dir. Buradan ne geldi? Şu 2 ile bunu bu sadeleşsin. 2 ile 4'ü çarptım. 8 kök 3 geldi buradaki üçgenimiz. Tamam. Şimdi buradaki üçgene bakacağım. Şuraya Evet. Burada nedir? İki dik kenarın çarpımı yine bölü 2 diyebilirsiniz ya da evet yüksekliğe gerek yok karışmasın. 8 çarpı 8 bölü 2 diyeceğim. Buradan ne geldi? 4 kere 8'den 32 gelmiş oldu. Peki bunlar biri köklü biri normal tam sayı nasıl yapacağım? Diyeceğim ki 32 artı 8 kök 3 olur. Bu dörtgenin şu iki üçgenin toplamı bu dörtgenin to alanının toplamını verir. Basit. 32 artı 8 kök 3 diye bırakacağım. Evet bunu görünce şaşırmayın. Hata yaptığınızı vesaire de sanmayın. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu dersimizde şöyle plana göre bir tık daha ilerleyeceğim. Burası size ödev olacak. Alıştırma testi. Şimdi evet bu dörtgenleri de işlemek istiyorum. Bu dersimde. Evet şöyle. Bakın arkadaşlar. Bunlar gayet basit zaten ee, yine bir dörtgen verilmiş. Bakın köşegenlerini birbir köşegenleri birbirini dik kesiyorsa diyorsunuz ki a kare artı c kare eşittir b kare artı d kareye tamam mı? Bu bir özellik. Buraya bakıyorum burada içe katlanmış tamam mı? Bunun da bir önemi yok İçe katlandığını anlamanız gerekiyor. Yine a kare artı c kare b kare artı d kare diyeceksiniz arkadaşlar tamam. mı? Şurası d olacak yanlış yazmışlar. Tamam mı? Şununla aynısı bu katlanmış hali. Ama bakın yine de dik kesiyor gördüğünüz gibi açtığınızda ne oluyor? Bununla aynı olmuş. Oluyor bunu da unutmayın şimdi ikinci şekle bakalım üçüncü şekle bakalım pardon bakın burada daha değişik köşegenler var tamam bir de içine bir kare çizmişler ya da dikdörtgen diyelim tam olarak bilemiyoruz. Evet bakın burada diyor ki şurası iki eş parçaya ayırmış onu burası da iki eş parçaya ayırmış buralarda iki eş parçaya eşit parçaya ayırmış. Buralarda eşit. Diyor ki alan ABCD yani büyük dörtgenimizin tamamının alanı bu içerideki KLMN'nin iki katına eşittir. Eğer bunlar böyle eşit ayırdıysa bu özellik aklımızda duracak. Çevresine bakıyorum KLMN'nin çevresinden bahsediyor. AC ile BD'nin toplamıdır. Yani köşegenlerinin topladığınızda bunun çevresini elde ediyorsunuz. Evet. Özelliklerimiz artacak arkadaşlar ama adım adım yaparsanız sıkıntı kalmayacaktır. Hemen sorulara geçelim. Bakıyorum birinci soruya ne yapıyorduk burada? A kare artı c kare eşittir b kare artı d kare yapıyorduk. Yani şöyle karşılıklı olarak çapraz olarak yani burada ne diyeceğim? X kare yazayım. X kare formülü uyguluyorum artı yazamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ne diyeceğim? x kare artı 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı 6'nın karesi. x kare artı 16 eşittir. 4 artı 36 x kare eşittir. 40 oldu burası. Eksi 16 diyeceğim. x kare eşittir. Ne oldu? 24 oldu. Tamam. Ne oldu burada peki? X'i nasıl bulacağım arkadaşlar? Köklü olacak demek ki. Kök 24 olur. Tamam mı? Kök kökünü aldım. Kökünü aldım. Bu köklü kare gitti. Burası kök 24 olmuş oldu. Bu da 4 ile 6'nın çarpımıdır. 4 ile 6. 4 çıkabilir. 2 diye çıkar. 2 kök 6 olmuş oldu cevabımız. Tamam mı? Birinci soru bir şekildeydi. İkinci soruya geldim. Burada da fark eden bir şey yok. Açıldığını düşüneceğiz arkadaşlar. 3 ile 6 olacak karşılıklı olarak. 3'ün karesi artı 6'nın karesi. X kare artı kök 15'in karesi 15'tir tamam mı? Kök 15'in karesi şunlar gider 15 olacak. 9, 36, x kare artı 15. Ne oldu buradan arkadaşlar? Ee, 45 oldu. 15 o tarafa attım. 30 olmuş oldu. Tamam mı? Burası da x kare. x ne oldu? Kök 30. Bu dışarıya çıkmaz arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Bakın görüyorsunuz her biri eş parçayı ayırdıysa bu formülü uygulayabiliyoruz. Ne demiş? Alan ABC'de 28 kalemene nedir? Bunun yarısı hemen diyeceğim ki 14. Tamam mı? Bakın Formül öyleydi. Şunun tamamı 28 ise şu içeridekinin alanı 14 oluyordu tamam mı? Dördüncü soruya geldik. Bakın burada alan ABCD diyor. Alan ABCD dörtgeni soruyor. Tamam. Diyor ki Neydi özelliğim? Bu bütün alanın ki bu içerideki karenin iki katıydı. Nasıl 14'ün iki katı 28'di. Burada da buraya bulacağım. Bakın dikdörtgenmiş. Dikdörtgenin alanı neydi? Şuranın alanını 8 çarpı 4'ten bulurum. A çarpı B. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 32. Evet 32 yazıyor arkadaşlar burada. Ne olacak? 32'nin iki katı olacak bu alanda. Yani 64 olmuş oldu. E, şeyin ki dörtgenin dörtgeninki. Tamam mı? Diğer sayfaya geçiyorum. Yine sayfamı açayım. Evet. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yine burada ne yapacağım? Bir özelliğim var. Şuradaki x'i bulabilmem için önce şuradaki kenarı yani dc'yi bulmam lazım. Şu dc'yi nasıl bulurum? Şu dc'ye şöyle diyeceğim. dc'nin karesi diye kalsın burası. Tamam mı? Bir isim vermedim. Ne yapacaktım? Karşısındakinin karesi eşittir. Şunların kareleri toplamı. Burada zaten direkt gözüküyor. Bakın 4'ün karesi, 4'ün karesi gittiler aynı. DC'nin karesi, 2'nin karesi ise DC nedir? 2. Gayet basit. Şurada DC yine buldum. 2 buldum. Şuraya 2 yazdığımı farz edin. Yani şöyle bir üçgenim var. Şurası dik. Şurası DC oluyor arkadaşlar. Heh. Burası da E. Benden eksi istiyor. Ben buraya ne buldum? 2. Burası ne verilmiş? 1. Burası Pisagor'dan bulunur. Pisagor neydi arkadaşlar? Pisagor teoremi. Teoremi. Neden siliyor bu? Hı. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Bir üçgen var diyelim. A diyelim. B diyelim. C diyelim. Şuradaki C'nin karesi eşittir. A kare artı B karedir. Tamam mı? Unutmayın bunu. Bu önemli. Tamam. Peki bu soruda nasıl uygulayacağım şu üçgene göre? Ne yapacağım? 2'nin karesi artı 1'in karesi eşittir x kareye. Tamam mı? Hipotenüsü. Hipotenüsün karesini. Burası 4 oldu. Burası 1 oldu. x kare. Ne oldu? 5 eşittir x kare. x'i arıyorum. Kök 5. Kökünü al, kökünü al, kök 5. Tamam mı? Evet. 6. soruya gelelim. 6. soruda ne var? Bakayım. Tamam şuradaki muhteşem üçlü evet muhteşem üçlü de anlatmak lazım. Ee, arkadaşlar böyle soruların içinde farklı farklı şeyler de var. Bunları da böyle bir kenara bir defteriniz olursa çok çok hani toplu bir halde kalmış olur, çok iyi olmuş olur. Şurada bir muhteşem üçlümüz var. Muhteşem üçlü neye deniyor peki? Şöyle yazayım. Muhteşem üçlü. Bu da çok önemli. Az önce anlattığım Pisagor teoremi gibi çok önemli geometride işimize çok yarıyor. Burası dik verilmiş. Buradan bir indirmişler, dikme indirmişler ve bu kenarı iki eşit parçaya bakın. Bir yani 1 ve 2 iki, iki eşit parçaya ayırmış. O zaman ne diyeceğiz? Muhteşem üçlüdür bu. Buradaki dikme de bunun kenarlara eşittir deriz. Tamam mı? Normalde ben buranın eşit olup olmadığını bilmiyorum. Eğer dikten indiyse ve iki eşit parçaya ayırdıysa burası da eşittir. Ama dikten değil de normal inip başka bir derece başka bir açıdan inip iki eşit parçaya ayırsaydı burası da ona eşittir diyemezdim. Burada dikten inmesi çok önemli. Tamam mı? Lütfen Unutmayın dikten yani 90 dereceden inen e, dikme kenar diyelim yükseklikte diyebiliriz. Yükseklik indiği kenarı iki eşit parçaya ayırıyorsa bu yükseklik onlara eşittir diye yazabilirsiniz. Tamam mı? Evet şimdi ne dedik? sorudakine göre bakın arkadaşlar ters çizilmiş orada ama ben hani düzgün halini çiziyorum. Nedir? Bakın burası buraya eşit verilmiş. Zaten ve dikten inmiş. Tamam diyeceğim ki bu da bununla eşittir. 4 ya. Şuralarda 4 4. Anlaşıldı mı? Yani şurası ne oldu? AD 4 4 8 olmuş oldu. O zaman ben oradan bir sürü şey bulabiliyorum. Bakın şöyle olmuş. Oldu. Şunlar da var zaten. Burası ne oldu? Yani totalde 8 oldu. Burası 2 kök 5'miş. X 4 kök 5. Ben X'i bulmak için ne yapıyordum hatırlarsanız. X kare artı karşısında 8'in karesi eşittir. 2 kök 5 neydi arkadaşlar? Şunu içeri sokalım. 2 kare alarak içeri girer. 4 oldu. 4 kere 5'ten 20 tamam mı? Bu da 4 kare alarak içeri girer. 16 çarpı 5'tir. Buradan ne gelecek? 30, 80 geldi. Tamam. Neden bunu köklerin içine soktum? Anlayacaksınız. Kök 20'nin karesi, 20. 80'in karesi, ay kök 80'in karesi, 80 olmuş oldu. Tamam mı? X kare artı e, 64 eşittir 100. X kare eşittir buradan 36. X de eşittir 6. Çıkacak. X'i bulmuş olduk. Evet yedinci soruya bakalım arkadaşlar. Bakın burada hep iki eşit parçaya ayırmış. Tamam. Çevre KLMN verilmiş. 32. Peki bu çevre KLMN'yi nasıl buluyordum ben? BD ve CAC köşegenlerinin toplamıydı, değil mi? Hatırlarsanız. 32 eşittir zaten. AC artı BD'nin toplamını bana da bunu soruyor. Zaten sorunun içinde cevap gizlenmiş. Görüyorsunuz. Pardon. Evet. 8. soruya geldim. diye ki alan ABCD 40 e, santimetre kare. Ne ABCD'yi vermiş. Yani dörtgeni vermiş. Alan KLMN kaçtır diyor. Zaten bu onun yarısıydı hatırlarsanız. Tamam mı? E, form, zaten burada yazacak hiçbir şey yok. Burası 20 ise dörtgen 40. Dörtgeni verdiyse 40 diye yarısını alıyorsunuz. Şu içerideki e, Dikdörtgen ya da e, kare fark etmiyor. E, bu içeridekini bulmuş oluyorsunuz. Şimdi dokuzuncu soruya bakalım. Bu yine bildiğimiz bir şey. Karşılıklı olarak karelerini alıp topluyorduk. X kare artı. 2 X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı. 8'in karesi. X kare durdu. Burada 2 X'in karesi önemli. 2'nin karesini al. 4 X'in karesini al. X kare eşittir. 16 bakın 2x'in karesi nedir? 2x ile 2x'in çarpımı 2 ile 2 çarptık 4x ile x çarp x kare olmuş oldu buradan geldi arkadaşlar. 16, 64. Burada ne oldu? 5x kare geldi, ee, 80 geldi buradan. 5'e böl, 5'e böl gitti. X kare eşittir. Ne gelecek buradan 16 gelecek x eşittir 4 Deriz Tamam mı Kare Şimdi arkadaşlar burada mesela Eksi 4 de olabilirdi ama bir kenar hiç eksi olabilir mi Hayır olamaz kenar dediğimiz bir uzunluktur hiç eksili bir uzunluk duydunuz mu bu masanın uzunluğu Eksi 4 falan Dendiğini Duymamışsınızdır Tamam mı böyle aklınızda tutun şimdi 10. soruya bakalım burada ne diyor bakalım bunlar eşit verilmiş Tamam. Diyor ki AC 10 santim. BD 20 santim. Diyor ki çevre KLM'nin. Ne? Neydi bu? Çevresini KLM'nin bulmak için o iki e, köşegenin topluyorduk. Yani 10 ile 20'yi toplarsanız 30'u elde edersiniz. Evet. Buradan sonrakiler ödev arkadaşlar. Yani burası alıştırma testi 3. 232. sayfa. Burası, burası, yamağa kadar. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.